Merhabalar dostlar. Size full yakışır sloganıyla başladık. Full matematik yayınlarını çözüyoruz. Halit hocam ve İsa hocamın hazırladığı soruları çözeceğiz. Üçüncü testteyiz gobeller. Unutmayın, çözülen her soruda yeni bir bilgi vardır mutlaka. Her soruyu tane tane dinleyin, iyice öğrenin arkadaşlarım. Şu geometriyi fullleyin artık inşallah. Evet, üçgende açıların üçüncü testindeyiz. Birinci sorumuz, bakalım ne diyor? İkizkenar üçgen görüyorum hemen yine şurada. Tepesinde 50 varsa taban açılarına 130 derece kalır toplamda. Ve 130'u da bunlar kardeş kardeş, yani 65-65 paylaşırlar. Şurada bir üçlü kombomuz var arkadaşlarım. Bu üçlünün toplamı neye eşit olacaktı? 180'e. 65, 55 daha 120 yaptı. O halde şuradaki açıya kaldı 60 derece. Peki ikizkenar üçgenmiş. O halde şuradaki açımız da kesinlikle 60. Aslında bu meğersem eşkenar üçgenmiş. 60, 60 daha 120. Çünkü üçüncü açıya da kaldı 60. Bütün kenarları eşit olan üçgenmiş bu. Çok önemli değil. Bizi ilgilendiren buradaki 60'ın dışındaki açı alfa, yani 120 derece paketledik. Çıktı gitti arkadaşlarım. Birinci sorumuz. Geldik 2 numaraya. Yine bir ikizkenar görüyorum. Eşit açılar görüyorum. Önce şu eşit açılara x, x diyerek bir başlayalım. Ve bakın iki iç açının toplamı, ya bu konu anlatım videomuzda bunu çok güzel anlattığımız için burada şimdi hemen hızlı hızlı geçiyorum dostlarım. Ne dedik? Üçgende açı soruları 3 türde sorulur. Kolay, orta, zor. Biz şimdi kolay ve orta seviyedeki soruları nasıl çözüyorduk dostlarım? 1. Önce eşit açılara aynı harfi ver. 2. İki iç açının toplamı bir dış açıdır, unutma. 3. Toplamları 180 olan bir şeyler bulduk. Habire bu 3 maddeyi uygulayıp soruları çözeceğiz dostlarım. Şimdi devam edelim. X ile 45'in toplamı 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına, üçüncü burası, bunun dışı yani şuraya eşittir. 45 artı X. İkiz kenar görüyorum. O halde şuradaki açıya da hemen 45 artı X'i yapıştırdım. Ve bakın şu üçgenin 3 açısına da bir şeyler yaptık. Toplamlarını 180'e eşitleyelim, öldürelim soruyu. X, 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 3X var. Bir de 45, 45, 90 geliyor. Eşittir 180. 90'ı gönderdim buraya. O halde 3X eşittir 90 kaldı. X eşittir 90 bölü 3'ten 30 çıktı. X'i buldum. Bize nereyi soruyor? B, A, C, B, A, C. Şuradaki açıyı soruyor. Yani 45 ile X'in toplamı, 45 ile 30'un toplamını soruyor. Cevabım Adana'dan geldi gobeller. Üçüncü sorudayım. A, B, C bir üçgen. A, B eşittir A, C demiş. Bir de C, D'ye eşitmiş. Yani bir sürü eşitlikler var dostlarım. Bir de şurada bir oran vermiş. D, A, C. D, A, C. Şuradaki açıya X dersen diyor. BAC, BAC şuradaki açımız 2 katı olacak, yani 2x olacak. Hadi şu ikiz kenarı kullanalım. Şunlar ikiz kenarsa şu tabandaki açımız da x'dir. Yine x ile x'in toplamı 2 iç açı bir dış açıya eşit muhabbetinden burası 2x oldu. İkisinin toplamı üçüncünün dışına eşit. Yine bunlar da ikiz kenar olduğu için bu açımız da 2x geldi. Bakın bir üçgen bulduk şurada. Şu üçgen ve bütün açıları 2x derece, yani bütün açıları eşit. O zaman 2x bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 dereceydi. Demek ki 2x 60 derece. X'i bulduk 30 derece. X 30 derece. Bana nereyi soruyor? BAD. BAD şuranın tamamını soruyor. Yani 3x'i soruyor gobeller. O halde cevabım Edirne'den geldi. 4 numaradayız. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen. Yine AB eşittir demiş. AC'ye onu bir gösterelim. AB kenarı AC kenarına eşitmiş dostlar. Burada bir büyük bir ikiz kenar var yani. O halde şurası 70 ise bu açının tamamı da 70'tir. Hatta 70, 70 daha 140. Tepeye ne kaldı? 40. Şurada bir ikiz kenarım var. Yine bunun da taban açıları eşit. Buraya da 40 kaldı. Buranın tamamı 70'te alfa amcamıza ne kaldı? 30 dereceyi paketledim hemen. Alfayı bulduk bile. 5 numaralı sorudayım. ABC ve DFC birer üçgen. FDC 110. 110'un hemen dış açısına 70'i yapıştıralım.
Şurada bir ikiz kenar görüyorum. Taban açıları eşittir. Buraya da 70 yazalım. 70, 70 daha 140. Üçüncü açıya 40 derece kaldı. Yapıştırdım onu da. 40'ın tam ters açısı da 40 derecedir. Bakın bulmaca gibi bir yere başladın mı gidiyor zaten. Birçok yeri buluyorsunuz. Şurada da bir ikiz kenar çıktı. 40 ise burası da 40 oldu. Ve bakın 40 şu açıyı alın. 110 daha 150. Üçüncü açıya ne kalacak? 30 derece kalacak ki 180 olsun toplamları. Dediğim gibi bulmaca gibi arkadaş. Bir yerden başladın mı çorap söküğü gibi gidiyor kendisinden. Hadi şuna geçelim bakalım ne diyormuş bu. Bak önce şurada bir ikiz kenar görüyorum. Büyük ikiz kenar. Alfa ise şu açımızın da alfa olduğunu bir yazalım. Çünkü bunlar eşit birbirine. Peki şu küçük üçgende iki iç açının toplamı 30 ile alfanın toplamı üçüncünün dışına eşit olacak dostlarım. 30 artı alfa da buraya yazalım. E hocam bunlar da ikiz kenar. O zaman bunun da taban açıları eşit. Buraya da 30 artı alfa yazalım. Hadi yazalım. Ve bize de alfayı soruyor. Aha bir tane de üçgen buldum. Bak üç açısına da bir şeyler yazmışım. Hadi bunun açılarını toplayıp 180'e eşitleyelim. Öldürücü darbeyi vuralım dostlarım. Ne var içinde? 3 tane alfa var. 2 tane 30 yani 60 derece var. Toplamları 180. O halde 3 alfa eşittir 120. 120'yi de 3'e böldük. Alfa eşittir 40 derece geldi çocuklar. Evet test 3'ün ikinci sayfasındayım arkadaşlar. 7. sorumuz. ABC bir üçgen. DE paralel AB'ye. Paralellik olduğu zaman muzu hatırla demiştik. M kuralı, U kuralı, Z kuralı. Bunlardan biri var. Hatta hemen şu Z kuralını gördüm bile dostlar. Bakın şurada bir Z var. Şöyle gösterelim. 20 ise şuradaki açımıza da biz bir 20 derece yazalım. Devam edelim soruyu okumaya. 20 var, 65 var. AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşitmiş dostlarım. O halde taban açılarımız eşit. 65 ise şurası da 65 olacak. Ve 65 ile 65'in toplamı 130'dur. Şuradaki tepeye kaldı 50 derece. Bunlar 130 yaptı. 50 buraya kaldı. E 20 bu tarafına yazdıysam 30 da bu tarafına yazacağım. Alfa 30 çıktı gitti. Geldik şuna. Hipotenüs 2'ye bölünmüş lan. Hipotenüs 2'ye bölündüğünde benim aklıma ne gelecekti Gobel? Muhteşem üçlü. Dik açıdan inen kenar ortay hipotenüsü 2'ye böler. Bu birinci göreviydi. Bir görevi daha vardı. Kendisi de o parçalardan birine eşit olur demiştik. İşte şu üçlünün eşit olmasına muhteşem üçlü diyorduk ki bak bir de şansımıza ne çıktı? Şurada bir ikiz kenar daha çıktı. O halde 65 ise hemen şuraya da 65'i paketleyelim. 65 65 daha ne yaptı? 130 yaptı. O halde buraya 50 derece kaldı. 90 olması için bu tarafına 40 derece kaldı. Hadi şu ikiz kenar üçgeni de gör. Öldür soruyu. İkiz kenar üçgen. Alfa da 40 derece paketledim geldi dostlar sorumuz. 9 numaradayız. Benzerini çözdük arkadaşlar. İkiz kenar üçgen var 2 tane. Hemen eşit açılarına ne yapıyoruz bunların? Aynı harfi yazıyoruz. X, X. Burada da bir ikiz kenar var. Y, Y. Dostum şu üçlü komboyu hatırla. Kombo demiştik orada da. X, Y ve 140'ın toplamı 180. O halde X ile Y'nin toplamı kesinlikle 40. Paketledim. Bu bir. Peki büyük üçgene odaklan. Alfa var. X var. Y var. Peki X ile Y'nin toplamı zaten 40 değil miydi? O halde alfaya ne kalacak? 140 derece kalacak dostlar. 10. sorudayız. Yeni nesil bir soru. Katlama sorusu gibi geldi. Döndürme de olabilir. Bir bakalım. AB diktir BC'ye. Tamam. Bir 40 derece görüyorum. Şekil 1'deki ABC dik üçgen bölgesi biçimindeki kağıt AD doğrusu boyunca katlanıyor. Katlama sorusuymuş dostlarım. Dostlar katlama sorularında neler yapacağız? Bak adım adım söylüyorum. Şimdi AD boyunca katlanmış, şurası katlanmış, şunun üstüne de denk düşmüş. 1. Öncelikle verilen son şekli katlanmadan önceki haline bir kere açacaksın. Bak şuradaki üçgeni tuttu, buraya katladı bu adam. Yapacağın işlem C buradaydı. Birinci, şimdi burada neleri yapacağız? 1. Birinci adım neymiş? Katlanmadan önceki haline açacakmışsın bu şekli. Bu 1.
2. AC katlandı, AC üssü oldu ya. Katlanmadan önceki haliyle katlandıktan sonraki hali birbirine eşittir. Yani burada çok işime yaramayabilir belki ama yine de söyleyelim. AC AC üssüne eşitmiş arkadaşlarım. Peki başka neresi nerenin üstüne geldi? Bak bu DC katlanmadan önce DC'ydi. Katlandı, DC üssüne oldu. Demek ki bu da buna eşittir. 2. Bunu da söyledik. 2. Katlanmadan önceki açı katlandıktan sonraki açıya eşittir. Yani şuradaki C açısıyla C üssü açısı eşit. E burası 40 derece ise oldu burası da 40 derece. Şuraya da 90 demişiz biz. 40, 90 daha 130. Şuraya da kalıyor 50 derece. Onu da yazalım. En önemli kısma geldim şimdi. Kat çizgisi. Yani ne boyunca katlıyorsak o çizgi, burada AD boyunca katlıyoruz ya, AD çizgisi açı ortay olacak dostum her zaman. AD, bak burada da açı ortay olacak, burada da açı ortay olacak. Yani şurası da alfa olacak dostlar. E o halde 50 idi ya burası, 25, 25 bölündü. Hadi gelin alfayı bulalım. Şu 40 ile 25'in toplamı, iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit. Yani alfaya eşittir. Alfa 65 derece çıktı dostlarım. Ve geldim 11 numaralı soruya. Yine katlama sorusu dostlar. AB eşittir AC demiş. Onu bir gösterelim. AB AC'ye eşitmiş. E tepesi 40 derece ise taban açılarına ne kalacak? 140 kalacak. 70-70 parçaladık bu 140'ı. Devam edelim başka. Büşra ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıdı B noktası B üssü noktası ile çakışacak biçimde DE boyunca katlıyor. DE boyunca katlamış. Demek ki DE açı ortay. Hemen gösterelim. DE açı ortaysa 35 ise burası da 35 oldu diyelim dostlarım. Bunu bir yazalım. Şurası da açı ortay olacak. Onu da bir gösterelim. Sonra 70'ti. Katlandığı yere geldi. B üssüne geldi. O halde B üssü de 70 derece olacak. Bunu da yazalım dostlarım. Bildiğimiz şeyleri yerleştirince soru zaten kendiliğinden çıkacak ortaya. Şimdi 70, 35 daha 105 demek ki şuraya 75 kaldı. Buraya da 75 kaldı. Hatta 75, 75, 150'dir. Buraya 30 derece kaldı. 70, 30 daha 100'dür. Alfaya da 80 derece kaldı. Aha soru kendiliğinden çıktı. Dostlar katlama sorusu daha çok çözeceğiz. Hatta ben bu kitabı bitirdikten sonra sadece katlama sorularından oluşan bir video hazırlayacağım. Soruları hazırlayacağım. Canlı yayında çözeriz büyük bir ihtimalle onu da. Canlı yayında da çözmeye başlayacağız. Haberiniz olsun. Katlama soruları çok çok yüksek ihtimalle %90 olasılıkla çıkacaklar dostlar. Bilginize. Evet bu testi de gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz o zaman goberler. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.